sıcak bir yaz günüydü. Vakit ikindiye yaklaştığı ve güneş biraz yana düştüğü halde bozkırın sarı otlarında en ufak bir kıpırdanma bile yoktu. Her gün bu vakitlerde Koçhisar Gölü taraflarında esmeye başlayan ve göz alabildiğine uzayan ovayı yer yer toz bulutlarına gömen rüzgardan henüz bir eser görünmüyordu. Kıvırcık tüylerini diken midir, ot mudur pek fark edilmeyen bozkır nebatlarının üzerine sererek yanüstü uzanan tiftik keçileri, uyku sersemi gözlerini yarı kapalı tutuyorlar ve çapar kirpiklerinin arasından ufkun şark tarafında hareketsizce bekleyen avuç içi büyüklüğündeki birkaç beyaz bulutu seyrediyorlardı. Birbirinden iri ve alacalı iki çoban köpeği de uzakça ve süreye hakim birer tepede mevki alarak yatmışlardı. Uyur görünmelerine rağmen ara sıra bir elektrik cereyanı geçmiş gibi kulakları sarsılıp dikiliyor, küçük gözleri bütün sürüyü kısa bir an içinde tarayarak tekrar kapanıyor ve yorgun başları ileri doğru uzanan ayaklarının üzerine yavaşça düşüyordu. Çoban daha yüksek bir sırtta oturmuş, değneğine dayanarak uyukluyor ve 200-300 adım kadar uzaktan geçen Ankara-Konya yolunun üzerinde yan yana uzanan yarımşar metre derinliğindeki tekerlek izlerini gözleriyle ufka kadar takip ediyordu. Bu izler 10 çift kadar vardı. Çok derinleşerek ortadaki kısımları otomobillerin altına dokunmaya başlayınca terk ediliyorlar, vazifelerini yanı başlarında birdenbire peyda olan yeni arkadaşlarına bırakıyorlardı. Genç çoban, yan yana ve kıvrıla kıvrıla uzanan bu olukların zamanla ne kadar daha çoğalabileceğini düşünüyor, İçerisi un gibi bir toprakla dolu olan ve rüzgar esince bir anda yükselerek ufku tozdan bir bulut şeridi halinde birbirine bağlayan bu çukurların bir gün ovayı baştan başa kaplayıverdiğini görüyordu. Kendi kendine o zaman ağa keçileri satar herhalde dedi. Şimdi bile hayvanlar saatlerce dolaşıyorlar ve bulabildikleri birkaç cılız otu daha köye dönmeden eritiyorlardı. Baharda dört parmak kadar yükselen yeşil ve seyrek otlar hemen bitiyor ve keçilere şurada burada fırlayan ve sanki yeşermeden sararıp kuruyan birkaç çalıyı çıtır çıtır kemirmek kalıyordu. Ama onlar bundan şikayetçi görünmüyorlardı. Bu cılız otlara rağmen tüyleri uzun ve ipek gibiydi. Gözlerinde geniş bir memnunluk ve gevşeklikten başka bir ifade yoktu. Çoban, bütün ovanın tozlu otomobil yollarıyla kaplanarak keçilere ot kalmaması ihtimalini düşünürken aklına başka bir şey daha geldi. Ağa koyunları satar, beni yolcu ederse, acaba yıllığımı tam olarak verir mi? Dedi. Senede 12 lira alacaktı. Ekmekle katık da ağadandı. Fakat 2 senedir 10 para aldığı yoktu. Ağası, parayı ne edeceksin? Ben de biriksin, toptan veririm, diyor. Üstü başı perişansa eski bir pantolonla mintam vererek savıveriyordu. 2 seneliğimi birden alsam iyi olur emme, diye şüpheli bir tavırla başını salladı. Yaşı daha 18 ya var ya yoktu. Buğday yüzlü, açık kumral saçlı ve kahverengi gözlüydü. Biraz ileri fırlak dişleri ve gözlerinin üzerine çökmüş kaşlarıyla kendisine pek güzel denilemezdi. Fakat duruşunda insanın hoşuna giden bir ağırbaşlılık, bir ciddilik vardı. ''Bizim koca karı olmasa şehre gider, 5-10 kuruş yapıverirdim.'' dedi. Fakat bu da ona pek tatlı bir ihtimal gibi görünmedi. Şehre gidip 3-4 sene kaldıktan sonra daha perişan, daha bitkin ve ümitsiz bir şekilde köye dönen birkaç kişiyi hatırladı. Bunlar orada hammallık, kara amelilikten başka bir iş bulamadıklarını, günde 25-30 kuruş kazandıkları zaman kendilerini zengin saydıklarını ve kaldırımlarda gecelerken köyün sıcak samanlıklarını çok aradıklarını anlatıp duruyorlardı. Neylemeli, dedi. Anası tarlada çalışamaz olduğundan beri
genç çobanın aklında hep böyle şeyler dolaşıyordu. Fakat kendinden evvel aynı şeyi düşünüp deneyenlerin halini gördükçe ümitsizliğe kapılıyordu. Mesela akrabalarından biri birkaç sene evvel İzmir'e gidip bir fabrikaya amele yazılmıştı. İlk günlerde vaziyeti kötü değilmiş diye haberler geliyordu. Fakat günün birinde tek bacakla köye dönüverdi. Ayağını makineye kaptırmış. Eline 40-50 banknot sıkıştırmışlar, kapı dışarı edivermişler. Sonra Konya'ya dilenmeye gitti. Orada da belediye rahat vermiyormuş. Zavallının hali berbatmış. Köyde kalıp bir baltaya sap olmak büsbütün imkansızdı. Az buçuk mahsul verir bir tarla almak için 10 sene. Bir çift öküz sahibi olmak içinse 15 sene çalışması lazımdı. Ve ondan sonra da hayatın daha tatlı bir şekil alacağı şüpheliydi. Bir tarlası ve bir çift öküzü olanların hali kendininkinden pek farklı değildi. Bir sene kuraklık olunca onlar da bütün köylü gibi dağlara ot yemeye gidiyor, üstelik öküzlerinin açlıktan öldüğünü veya onda bir fiyata satıldığını görüyorlardı. Kendisi onlara nazaran hatta onlardan daha iyi vaziyetteydi. Çünkü ağa kıtlık senelerinde de onun ekmeğini ve katığını veriyordu. Belki bir gün parasını da verecekti, kim bilir. Gözlerini keçilerin üzerinde dolaştırdı. Sonra sağ tarafındaki sırtta yatan köpeğe doğru "Karabaş!" diye bağırdı. Köpek hemen başını silkip doğrularak sesin geldiği tarafa baktı. Yavaş yavaş bacaklarını gerdi. Süratli adımlarla çobanın yanına geldi. Diğer köpek de olduğu yerde doğrulmuş, başını çobana çevirmişti. Kendisi çağrılmadığı için acele etmiyor, tüylerine yapışan tozları ve otları itinayla silkeliyordu. Karabaş, çobanın bir adım önüne kadar geldi ve durdu. Tüylü kuyruğunu havada ağır ağır sallamaya ve bekleyen gözlerle karşısındakine bakmaya başladı. Çoban elini uzatarak hayvanı ön bacağından yakaladı. Kendine doğru çekti. Üç ayağının üzerinde sekerek yaklaşan köpek başını delikanlının kucağına koydu ve uzandı. İri vücudu keyfinden sarsılıyor, kuyruğu iki tarafa gidip gelirken yerin küçük çakıllarını yuvarlıyordu. Çoban ve köpeği hiç ses çıkarmadan birbirlerinin gözüne bakıyorlardı. Ta içlerine, en derin yerlerine kadar anlaştıkları ve birbirlerine en iptidai, en köklü bir sevgiyle bağlı oldukları çok net görülüyordu. Çobanın ileri fırlak beyaz dişlerinin arasından çıkan müsterih bir nefes, hayvanın yüzüne yayılıyor ve onun pembe dili bu nefesi emiyormuş gibi titriyordu. Soldaki tepede ayakta duran ve sürüye nezaret işinin şu anda tek başına kendisinde olduğunu derhal hisseden diğer köpek birdenbire olduğu yerden fırladı ve havlayarak aşağı atladı. Çoban ve kucağında yatan Karabaş kafalarını o tarafa çevirdiler. Uzaktan Ankara yolundan bir toz bulutu yuvarlanıp geliyordu. Yaklaşınca bunun bir otomobil olduğunu fark edildi. Şimdi çobanın önünden fırlayan köpek de aşağı inmiş, yolun daha doğrusu yolların kenarına varmıştı. İkisi de başlarını ileri uzatarak havlıyor ve müthiş bir süratle yaklaşan düşmanı bekliyorlardı. Aradaki mesafe azalınca ona doğru koştular. Bu esnada keçiler hayret verici bir lakaytlığı muhafaza ediyor, uzun ve çok boğumlu boynuzlarında güneşin artık epeyce alçaktan gelen ışığını parlatıyorlardı. Otomobil daha köpekler yaklaşmadan durdu. Bu bembeyaz tozların altında da açık mavi boyası belli olan büyük ve kapalı bir arabaydı. Köpekler havlamalarını azalttılar. Çoban bulunduğu yerden onları çağırdı. İkisi de ağır ağır ve ara sıra arkalarına bakarak uzaklaştılar. Otomobilin ön kapısı açıldı ve dışarı siyah saçlı, ince bıyıklı bir genç atladı. Eliyle çobana gelmesini işaret etti. Bu delikanlı tahsilini kolejde ve sonra Amerika'da yapmış bir mühendisti. Memlekete bir sene evvel dönmüştü.
İyi mevkili akrabaların delaletiyle kısa zamanda bilmem hangi bankanın bilmem ne seksiyonun şefi olmuştu. 4-500 lira maaşa geçmişti. Asıl mesleğiyle alakası olmayan bu vazifeden hiç şikayetçi değildi. Üzeri kristal masasının bir kenarında duran ve içi bir takım matematik formülleri ve işaretleriyle dolu olan 3-4 kitap, onun bir fen adamı olduğunu ispat eden ebedi şahitler gibi el sürülmeden yerlerini muhafaza ediyorlardı. Ve o, ne olduğunu pek anlayamadığı halde hiç hatasız yaptığı bir takım kırtasiye işlerini birkaç saatte bitirince zamanını İngilizce birkaç magazini belki üçüncü defa gözden geçirmek suretiyle öldürüyordu. 6 ay kadar evvel bankanın mühim erkanından birinin kızıyla nişanlandıktan sonra boş zamanlarını daha iyi şekilde geçirmenin de mümkün olabileceğini anladı. O zaman satın aldığı ve nişanlısıyla günlük gezintilerini yaptığı otomobili Ankara'da bir taneydi. Bir sokak köşesinden sessizce belirip iri gövdesinde tatlı parıltılar yaparak bir köşede kayboluşuna veya düz bulvarda uçar gibi süzülüşüne gelip geçen herhangi biri muhakkak bir kere durup bakıyordu. Bugün de Konya'ya kendisi gibi Amerika'da okumuş bir mühendis arkadaşını ziyarete gidiyordu. Nişanlısı ve onu yalnız göndermeyi pek münasip bulmayan kaynanası da beraberindeydi. Genç kadın bu değişiklikten memnun, mütemadiyen gülümsüyor, anası ise tozdan ve sarsıntıdan harap bir halde somurtuyordu. Mühendis yere atlayıp çobanı çağırdıktan sonra ayaklarını sallayıp dolaşarak uyuşukluğunu gidermeye çalıştı. Sırtına gri İskoç kumaşından bir spor elbise ve başına aynı renkte bir kasket giymişti. Golf pantolonunun altında belki 25 renkli kareli çoraplar, yuvarlak burunlu ve derisi tüylü kalın iskarpinler vardı. Hususi otomobili olan ve işin lüksünü tam yapmak isteyen herkes gibi onun da iskarpinleri benzin ve makine yağıyla kirlenmiş ve sağ tekinin tabanı gaza basmaktan delinmişti. İki tarafa gidip gelirken otomobilin yanında durdu ve kollarını yan kapının açık duran penceresine dayayarak nişanlısına ''Nereden aklına esti çobanla konuşmak?'' dedi. Genç kız omuzlarını, kollarını, gözlerini oynatarak ''Ah, merak ediyorum, ben hiç köylü görmedim ki.'' dedi. Yanında oturan annesi başını çevirmeden ''Ne münasebet?'' dedi. ''Ankara'da, pazarlarda, yollarda hiç mi görmedin?'' ''Aa, onlar köylü mü? Onlar ameli. Hem ben böyle çobanları falan görmek isterim. Sonra bu yavru keçileri de okşayacağım.'' Mühendis, ''Burada yavru keçi yok ki, hepsi kocaman kocaman şeyler.'' dedi. Her söz söyleyişinde, her hareketinde, hatta her bakışında muhakkak vücudunun birçok kısımları oynamaya başlayan ve yarısı isteyerek yapılıyorsa, yarısı da sinir bozukluğundan gelen bu cilveli kıpırdayışlarla gülünç bir oyuncağı andıran genç kız infialle silkindi ve incecik sesiyle ''Aman, ne olmuş duralım dediysem, canım öyle isteyiverdi işte, keçilerin yatışı hoşuma gitti.'' Bu sırada çoban yaklaşmış ve köpekler de yerlerine dönüp sürüyü gözlerinin himayesini almıştı. Genç mühendis biraz ileride durup bekleyen çobana ''Yaklaşsana!'' dedi. ''Sen nerelisin?'' Çoban eliyle ovanın şimal tarafındaki bir köyü gösterdi. ''Buralıyım!'' ''Bu keçiler senin mi?'' ''Yok, ağanın!'' ''Her gün buraya gelir otlatır mısın?'' Çoban gözlerini bir an karşısındakinin üzerinde gezdirip bu sualin ne münasebetle sorulduğunu anlamak istedi ve omuzlarını silkerek ''Neresi olursa olsun gideriz, belli olmaz.'' diye mırıldandı. Mühendisin bu neviden daha birçok sualine cevap vermek mecburiyetinde kalan ve ''Ne üstüne vazifede soruyorsun, hadi işine gitsene.'' diyemediği için büsbütün canı sıkılan çoban, ikide bir de başını çevirip sürüye bakıyor ve ara sıra da otomobilin içine göz kaydırıyordu. Bu sırada içeridekiler kapıyı açtılar. Genç kız, beyaz keten tayyörü,
ve alçak ökçeli iskarpinleriyle yere atladı. Annesi arkasından ağır ağır iki tarafa tutunarak indi. İhtiyar kadının yüzü büsbütün asıktı. "Ne diye burada vakit geçiriyoruz? Ne manasız çocuklar şunlar?" diye düşünüyordu. Genç kız nişanlısının yanına gelip iki elini birbirine kenetleyerek onun omzuna asıldı. Sonra dudaklarını öne doğru uzatarak "Baksana çoban!" dedi. "Senin yavuklun var mı?" Bu kelimeyi birkaç sene evvel okuduğu birkaç hikayede görmüş bellemişti. Çoban hayretle sordu. "O da ne ki?" Kız mühendise baktı. Delikanlı izah etti. "Canım, yavuklun işte. Yani nişanlın. Şöyle bir al yanaklı dilber. Öyle bir şey." Ve çenesine omzuna dayamış bulunan nişanlısının yanağını sıktı. Çoban içi ekşimiş gibi yüzünü buruşturduktan sonra "Ne gezer beyim," dedi. "Karnımızı zor doyuruyoruz biz. E o zaman zengince bir kız bul. Bir ağa kızı falan." Çoban cevap vermedi. Gözlerini açmış hayretle kayınvalide hanıma bakıyordu. Boyalı sarı saçlarının sahte kıvrıntıları altında salkım salkım küpeler sarkan, gözlerinin etrafı mora, yanakları vişne çürüğüne yakın boyalarla örtülen bu kat kat gerdanlı ve dallı empirme elbiseli kadın onu birdenbire fevkalade alakadar etmişti. Bakıyor, bakıyor ve gözlerini bir başka tarafa çeviremiyordu. Suallerinin birçoğunun cevapsız kaldığını gören ve içine yavaş yavaş halkla, köylüyle temas cazibesi saran, daha doğrusu çobanın kendinden emin tavrından ve ağırlığından sinirlendiği için onu sıkıştırmak isteyen genç mühendis, kendisine hakim olmaya çalışan bir edayla fakat aşikar bir sitemle karşısındakine "Ne diye cevap vermiyorsun?" dedi. "Bak biz seninle nasıl alakadar oluyoruz? Sen bizim köylü kardeşimizsin. Biz de sizdeniz." Çoban bu sefer alakayla sordu. "Kimlerdensiniz?" Mühendis evvela anlayamadı. Sonra "Yok canım, öyle değil," dedi. "Biz de sizin gibi köylüyüz. Aslımız köylüdür. Hepimiz biriz demek istiyorum." Çoban gözlerini karşısındaki üç kişinin üzerinde bir müddet gezdirdikten sonra garip bir çekingenlikle "Bilemedim beyim," dedi ve tekrar valide hanıma seyre başladı. Genç delikanlı artık açık bir gücenmeyle "Nereye bakıyorsun öyle?" dedi. Hanımefendi arkadan cevap verdi. "Nereye bakacak? Gözlerini yiyecek gibi bana dikmiş duruyor. Vahşi midir nedir?" Çobanın gözleri büsbütün büyüdü. İhtiyar kadının ağzı açılınca meydana bir sürü kauçuk, porselen, altın ve birkaç tane de sarı uzun diş çıkmıştı. Mühendis elinde olmadan güldü. Çoban başını çevirerek arkasına baktı. Artık bu konuşmadan sıkıldığı anlaşılıyordu. O zaman mühendis halka hitap etmek ve ona doğru yolu göstermek gibi içtimai bir vazifesi olduğunu hatırlayarak söze başladı. "Beni dinle çoban kardeş," dedi. "Siz daha çok gerisiniz. Bak, biz yerimizden, yurdumuzdan kalkıp sizinle konuşmak, derdinizi dinlemek için buralara geliyoruz. Siz gözünüzü kulağınızı dört açıp istifade edeceğiniz yerde etrafınıza bakınıyorsunuz. Senin ihtiyaçların nedir? Sıkıntıların nelerdir? Bunları öğrenmek istiyorum. Bana bütün kalbini açmalısın. Ben senin kardeşinim, öyle değil mi?" Çoban kıpkırmızı olmuştu. Bütün bu sözlerden bir şey anlamıyor, yalnız karşısındakine herhangi bir şekilde gücendirdiğini hissederek üzülüyordu. Mühendis tekrar lafa başladı. "Ben mühendisim. Senin için çalışıyorum. Sen köylüsün. Benim için çalışıyorsun. Birbirimizle anlaşmazsak olur mu hiç?" Daha bir şeyler söylemek, uzun uzun anlatmak istiyordu. Sahiden müteessir olmuştu. Şu anda karşısındakiyle anlaşmak ihtiyacını duyuyordu. Fakat onun anlayacağı dili pek tayin edemeyişi, hatta genel olarak Türkçesinin biraz kıt oluşu sözlerini yarıda bıraktırıyordu. Çoban eliyle birkaç kere
kısa ve red manasına gelmek isteyen işaretler yaptı ve kekeledi. Ben bir şey demedim bey. Kötü bir şey mi yaptım ki bey? Mühendisin nişanlısı birdenbire değişen bu konuşmadan bir şey anlamamış ve sıkılmaya başlamıştı. Annesiyle bir göz işaretinden sonra genç erkeğin kolundan çekti ve ''Hadi cicim gidelim'' dedi. Mühendis birkaç şey daha söylemek için ağzını açtı, kelime bulamadı. Arabasına atlayarak motoru işletti ve otomobil biraz kımıldadıktan sonra tozlar içinde hızla ileri atıldı. Çoban bu kısa an içinde o zamana kadar duymadığı bir teessürle şaşkına dönmüştü. Karşısındakine belki bir haksızlık yaptığını, onu kızdırdığını müpem bir şekilde fark ediyor ve ''Pek mi bir yabani durdum ki?'' diye düşünüyordu. Mühendis ise birdenbire müthiş bir hiddete kapılmıştı. Adi bir çobanın karşısında yalvarır gibi sözler söylemiş olmak, ona tahammül edilmez bir izzet-i nefis yarısı gibi görünüyordu. Biraz evvelki sözlerinde ileri sürdüğü kardeşliğe rağmen çobanla kendisi arasındaki o büyük farkı çok açık olarak görüyor, dişlerinin arasından ''Adam olmaz bu sersemler'' diye mırıldanıyordu. Nişanlısının bir çığlığıyla silkindi ve başını yana çevirince otomobilin iki tarafında havlayıp sıçrayan köpekleri fark etti. Eli hemen arka cebine gitti. Sonra durdu. Düşündü. Farkında olmadan yapmak istediği bu hareket ona şimdi en lüzumlu bir şeymiş gibi görünüyordu. Diğer bir takım düşünceler olmasa bu anda silahını ihtimal çobana karşı bile kullanacaktı. Küçük ve babasından kalma mavzer tabancasını pencerenin yana doğru açılan sürgülü camından dışarı uzatarak alacalı köpeğin açık ağzına doğru ateş etti. Sonra gaza basarak arabasıyla beraber bir toz bulutunun içine gömüldü. Karabaş uzun tüyleriyle yolun kenarına yuvarlanmış ve derhal hareketsiz kalmıştı. Diğer köpek Karabaş'ın yanında ayaklarını daha ileri gitmesine mani olmak istiyormuş gibi ileri uzatmış bekliyordu. Çoban koşarak oraya geldi. Diz çökerek sevgili arkadaşının başını okşadı. Deminki teessürünün yerine daha hakiki, daha yerinde bir acı almıştı. Gidenlerle hiçbir alakası, hiçbir yakınlığı olmadığını, bilakis onların kendisini en sevdiği şeyden ayırdıklarını apaçık görüyor ve yaşaran gözleriyle ölü köpeği okşuyordu. Öteki köpek de eğilmiş, arkadaşının yüzünü kokluyordu. Şimdi hepsi yerlerinden kalkmış bulunan beyaz, uzun tüylü, masum gözlü tiftik keçileri, ufukta yuvarlanıp giden bir toz kümesine hayretle bakıyorlar ve sırtlarında güneşin kırmızı ışığını oynatarak ağır ağır ölü köpeğin etrafına toplanıyorlardı.